İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'da maden atık havuzları neden çöküyor? Stepanakert'te halı dokuma kursları düzenlenecek. Batı Ermenistan'ın Van ilinde halk ekimliği. Artsakh'ta ilkbahar ekimi başlayacak. Konstantinopolis'te tadilattan sonra Surp Hristiyans Ermeni Kilisesi yeniden açıldı. Paris'teki köprülerden biri Ermenistan Cumhuriyeti ve Fransa bayraklarının renkleriyle aydınlatıldı. Tigranagert'te insanları yasa dışı olarak evlerinden mahrum ettiler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan'da son 2 ayda 3 farklı şehirde maden atık havuzu çöktü. Çevreciler, madencilik uzmanları kazaların bu işin fıtratında olmadığını belirterek asgari tedbirlerin bile alınmadığını söyledi. Son 2 ayda Batı Ermenistan'ın farklı bölgelerinde maden atık havuzları çöktü, atık kimyasallar suya, havaya, toprağa karıştı. Peki atık su havuzları neden çöküyor? Maden atıklar yönetmeliğine göre madencilik tehlikeli atık üreten faaliyet olarak görülüyor. Uzmanlar atık barajlarının mühendislik harikası eserler değil, iş makinalarının yapay dolgusu ile sıkıştırılan alanlar olduğunun altını çiziyor. Ancak bu atık barajlarının birçok tehlikesi var. Binlerce atığın kontrolsüz şekilde ormana boşaltılması ve bent olmaması çökmenin en büyük nedenlerinden. Bunlara aşırı yağış eklenince atık su havuzu çöktü. Yağış çökmede bir sebep olmadığı süreci hızlandırdı. Batı Ermenistan hükümeti kendi topraklarındaki doğal kaynakların yasa dışı kullanımına ve bu süreç sonucunda doğal çevrenin acımasızca kirletilmesine şiddetle karşıdır. Stepanakert'te Artsakh'ta yaşayan kadınların halı dokuma kursları 10 Mart'tan itibaren düzenlenecek. Bu haber proje koordinatörü Maryam Andreasyan tarafından belirtildi. Andreasyan, kursun amacı halı dokuma kültürünü tanıtmak, kültürel ilerlemesine ivme kazandırmak, Artsakh'ta kadınlara istihdam sağlamak ve onlara yeni bir meslek edinme fırsatı sunmak. Kurslar halıcılık alanında deneyimli ve uzman kadınlar tarafından yürütülecektir. Dersler 10 Mart'ta başlayacak ve Temmuz ayına kadar sürecek, dedi. Batı Ermenistan'daki Van ilinin Ermeni sakinleri çoğunlukla usta zanaatkarlardı. Becerileri arasında kuyumculuk, demircilik, dokumacılık ve halı dokumacılığı yer almaktadır. Ve Hayot Zor Ermeni Ovası'nın Alpin çayırlarında hayvancılıkla, su zengini bozkırlarda ise tarım ve ziraat ile uğraşıyorlardı. Şifa veren Narek adlı dua kitabının yazarı 951-1003 yılları arasında yaşamış olan şair Grigor Narekatsi, Van'ın Narekavank'ta yaşadı ve çalıştı. Dualar, haçlar, tapınak ziyaretleri halk hekimliğinin bir parçasıydı. Bunun sonucunda doğaüstü güçlerin müdahalesiyle mucizeler bekleniyordu. Aşağıdaki bağlantıdan makalenin tamamını okuyabilirsiniz. Artsakh Cumhuriyeti Tarım Bakan Yardımcısı Vilen Avedisyan tarafından ifade edildiğine göre Artsakh'ta ekin ekimi Mart ayı sonunda başlayacak ve Mayıs ayı sonuna kadar devam edecek. Ona göre ilkbahar ekimi için önceki yılın 5057 hektar yerine 5000 hektara kadar alan öngörüldü. Bakan Yardımcısı Avedisyan, bölgemizde ekilen ürünlerde mercimek, bezelye, nohut gibi alım döneminde piyasa fiyatının üzerinde bir fiyat belirlemesi planlanmaktadır. Şu anda Cumhuriyet topraklarındaki hava koşulları elverişlidir. Patates, keten, arpa, buğday, pancar ekimi mümkündür. Şu anda sürecin doğru uygulanması için herhangi bir sorun yok. Yurt dışından tohum ithalatını bekliyoruz, dedi. Konstantinopolis'in Sarıyer semtindeki Surp Hristiyans Ermeni Kilisesi'nin tadilatı tamamlanmış ve kilise kapılarını inananlara açmıştır. Açılış töreninde İstanbul Ermeni Patriği Başpiskopos Saak Maşalyan da katıldı. Kilisede ayin gerçekleştirildi. Kilise Vakıf Kurucu Komisyon Başkanı Murat Süme, kilisenin 1848 yılında kurulduğunu hatırlatarak restorasyon çalışmalarının detaylarını anlattı. Süme, Surp Hristiyans Kilisesi, Konstantinopolis'teki en aktif kiliselerden biridir. Salgın döneminde ayinler kapalı kapılar ardında yapıldığı için kilisemizi kapattık, dedi.
Ermenistan Cumhuriyeti ve Fransa arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü vesilesiyle Paris Belediyesi'nin inisiyatifiyle 24 Şubat'ta Notre Dame de Paris yakınlarındaki köprülerden biri Ermenistan Cumhuriyeti ve Fransa bayraklarının renkleriyle aydınlatıldı. Ancak Fransa ile Batı Ermenistan arasındaki diplomatik ilişkilerin gerçekte Dışişleri Bakanı Aristide Briand ve Ermeni Ulusal Delegasyonu Başkanı Boğaz Nubar tarafından imzalanan 27 Ekim 1916 tarihli Fransız-Ermeni Antlaşması ile başladığını hatırlatmak isteriz. Batı Ermenistan'ın Diklanagert'teki Suriçi kadim mekanları yerle bir edilirken, yeniden yapılan mekanlar tümüyle kentsel rant odakları haline dönüşüyor. Bu yeni mekanlar bir şekilde kentsel rantiyenin paydaşlarınca bölüşülecek. Kentin geçmiş hafızasıyla hikayesinin neler kaybettiği değil, neler kazandığı, kazanacağı anlatılacak. Ve bu yeni düzene uygun yeni bir kuşak belki eskinin hafıza kültürünün de hiç farkında olmayacak. Geçen günlerde o yasaklı altı mahallenin eski sakinleri muhatap bile alınmadan Diyarbakır evleri yerine yapılmış 52 iş mekanı yeni ve hatırlı paralı sahiplerine ihale edildi. Onlardan biri şöyle dedi: "Beni o büyük para sahipleriyle karşı karşıya getirmek istiyorlar. Ben ne yapabilirim ki? Onların parası var, gücü kudreti var. Benimse hiçbir şeyim yok. Sadece ben biliyorum hak sahibi olduğumu. Onu da gasp etmişler." Saygıdeğer yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV salt kendini tanıtmıyor. 8 yıldır süren çalışmalarımız, yurttaşlarımızın ve soydaşlarımızın vatan arasındaki bağını korumayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu tarihsel dönemde milli taleplerimize destek vermek hepimizin görevidir. Karşılaştığımız zorluklara karşı birlikte hareket edelim ve modern uluslararası ilişkilerde maalesef göz ardı edilen hukuki haklarımıza kavuşalım. Mücadelemiz sonsuz, zafer ise kaçınılmazdır. Batı Ermenistan, birlikte geçireceğimiz bu zorlu yolda aktif desteğinizi bekliyor. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ani adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Ah Hayganuş adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.